Süleyman Soylu ile ilgili çok konuşulan iddia, Erdoğan sonrası dönemine hazırlanıyor. Dokunulmazlığının kaldırılması için meclise dilekçe verileceği, Erdoğan ve Yerlikaya'ya mesaj verdiği iddia edilen Süleyman Soylu'nun bundan sonraki hamlesi ne olacak? Son dönemde siyaset gündemine yeniden giren, dokunulmazlığının kaldırılması için meclise dilekçe vereceği konuşulan Süleyman Soylu ile ilgili yeni bir iddia var. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan Soylu ile ilgili kulis bilgilerine yer verdiği yazısında Soylu'nun post Erdoğan, Erdoğan sonrası dönemine hazırlandığını öne sürdü. Babacan'ın yazısının ilgili bölümleri şöyle. AKP'ye sonradan monte edilen, ancak buna rağmen güç odağı olmayı başaran siyasilerden biri Süleyman Soylu'dur. Milliyetçi kanadı temsil ettiği için hem parti içinden hem de Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı MHP'den destek gören Soylu'nun durumu genel seçimlerden sonra görünür şekilde değişti. Bir partide yalnızlaştı, iki İçişleri Bakanlığı dönemi sorgulanmaya başlandı. Şimdi Soylu'nun yol ayrımında olduğu anlatılıyor. İstifa etmesi de yeni bir oluşumun başına geçmesi de konuşulanlar arasında. Sıkıntılı bir süreçten geçen Cumhur İttifakı'nın yeni bir sorunla uğraşmaması için devreye girenlerle konu kapatılmaya çalışılabilir. Fakat partide konuşulan diğer olasılıklar daha ilginç. Soylu'nun istifaya hazırlandığı, sine-i millete döneceği ve önümüzdeki dönemde yeni bir partiyle yeni bir güç odağı olarak seçimlere hazırlanacağı iddiaları var. Soylu'yu tanıyanlar, kendisi her zaman Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçtirip siyaseti bırakacağım derdi. Şimdi yeni bir hazırlık yapıyor olabilir. Kesin bir planı vardır. Yani post Erdoğan Erdoğan sonrası dönemine hazırlanıyor olabilir yorumları yapıyor. Göreceğiz. Diğer yandan bir dikkat çeken yazı da Barış Pehlivan'dan geldi. İşte yazının ilgili bölümü. Soylu ne yapmaya çalışıyor? Telefonlarım susmuyor. Arayan herkes Süleyman Soylu ne yapmaya çalışıyor diye soruyor. Aslında bu konuya girmeyecektim ama sonunda ben de merakıma yenildim. Hal böyleyken AKP Genel Merkezi ve İçişleri Bakanlığı koridorlarında biraz gezindim ve yanıt aradım. İşte 4 ayrı kaynakla görüşmelerimden aldığım notlar. Soylu, iktidarın yerel seçimlerde başarısız olmasını kendi stratejisinin uygulanmamasına bağlıyor. Bensiz kazanılamadı, tezini etrafa yayıyor. Kendi büyüdüğü, siyasete başladığı Gazi Osman Paşa'da da CHP'nin kazanmasını görmek istemiyor. Böylesi bir ortamda Soylu, yeniden güçlenmek istiyor. Öyle ki Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı veya, en kötüsü, AKP teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcılığı koltuğuna oturma konusunda büyük bir beklenti içindeydi. Lakin bu talebi henüz karşılık bulmadı. Bir yandan da emniyet müdürleri kararnamesi meselesi var. Aslına bakılırsa kararnamenin Haziran'da yayımlanması bekleniyordu ama sürecin Soylu'nun yüzünden kilitlendiği ileri sürülüyor. Hatta atama kararlarının iki kez değiştiği de konuşuluyor. Buradaki krizin nedeni, Soylu'nun İçişleri Bakanlığındaki gücünün tasfiye edilip edilmemesinde. Her ne kadar aksi düşünülse de Soylu'nun halen devlet içinde ciddi bir karşılığı var. Öyle ya bazı sembol isimler dışında değişim yaşanmadı. Örneğin birçok il emniyet müdürü, mülki idare yöneticisi ve hatta jandarma kurmayları Soylu'ya yakınlığı ile biliniyor. Eski bakan Soylu da bu gücünü korumak için çabalıyor. Soylu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya o koltukta oturduğu sürece kendisini güvende hissetmiyor. Tüm hamlelerini biraz da Yerlikaya'yı yıpratmak için planlıyor. Her ne kadar saraydaki Mehmet Uçum gibi isimlerden destek alsa da son söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Zaten yaptığı şovların asıl amacı Erdoğan'ın dikkatini çekmek. Yakın çevresine uzun zamandır, ben AK Partili değilim. Kimse bana sahip çıkmıyor, sadece Erdoğan'a bağlıyım, diyor. Soylu'nun akıbetinin bundan sonra ne olacağı Erdoğan'a bağlı. Peki, eğer Cumhurbaşkanı beklediği taltifi yapmazsa Soylu AKP'den istifa eder mi? Bir komplo teorisine göre, evet. Soylu'nun diğer göz kırptığı yer ise MHP. Ancak MHP'nin dışarıdan gelen Soylu'yu kabul etmeyeceği düşünülüyor. Hal böyle olunca Soylu siyaseti elbette bırakmaz ama bu kırgınlığı devam ederse yeni bir parti kurar mı? Kesinlikle olmaz denmiyor. AKP'de Albayrak rahatsızlığı. Soylu atağa geçer de zamanında omuz attığı Berat Albayrak durur mu? Durmadı. Tıpkı Soylu gibi yıl dönümünde 15 Temmuz'un asıl kahramanı gibi kendisini takdim etti. Elinin altındaki Sabah ve A Haber öyle bir manşet attı ki aynen alıntılıyorum. 15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın en yakınındaki isimdi Berat Albayrak. Hiç yalnız bırakmadı, abdestini aldı, namaz kılıp süreci başlattı. Başlığı okuyunca şöyle anlıyorsunuz, Erdoğan'ın en yakınındaki isim olan Albayrak, 15 Temmuz'a karşı direniş sürecini başlattı.
Haberin ayrıntılarına girince ise Berat Albayrak'ın yıllar önce yaptığı bir konuşmanın yeniden gündeme getirildiğini fark ediyorsunuz. Orada da Erdoğan'ın 15 Temmuz'da Marmaris'ten ayrılmadan önce namaz kılıp direnişi başlattığı ve Albayrak'ın tüm bu anlarda en yakınında olduğu aktarılıyor. Bunu şunun için yazıyorum. Öğrendim ki bu haber iktidar cephesinde rahatsızlık yaratmış. Öyle ki AKP kurmaylarının WhatsApp'tan bu haberi birbiriyle paylaşıp 15 Temmuz'da süreci Berat Albayrak'ın yönettiği algısı yayılıyor, rol çalmanın ötesine geçtiler dediğini duydum.